Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun ham sizlar bilan JavaScriptda amaliy topshiriqlar ko'rib chiqamiz. Bugungi topshirig'imiz berilgan sonni tup son yoki murakkab son degan tekshirish funksiyasi bo'ladi. Tup son deganda o'zidan va birdan boshqa songa bo'linmaydigan songa aytiladi. Murakkab sonlar esa kamida 3ta songa bo'linish kerak. Buni ikki xil usulda ko'rib chiqamiz. Birinchi usulimiz bitta funksiya olamiz. Prime degan masalan. Bunga nam degan o'zgaruvchi beramiz. Namni avval tekshirib olamiz. Agar nam sonimiz 1ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizga false qaytarish kerak bo'ladi. Chunki bir sonimiz tup ham murakkab ham emas. Yana bitta shart. Else if agar nam 2 bo'ladigan bo'lsa, bizga return true qaytaradi. Chunki 2 tup sonlarga kiradi. Ikkala shart ham bajarilmaganda 3-chi shartni yozamiz. Else bitta for loop olishimiz kerak. Boshlang'ich qiymati 2 bo'lishi kerak. Kichkina namda plus plus for loopimizda agar berilgan nam sonimiz iga bo'linganda qiymati 0 ga teng bo'lib qolsa bizga return false qaytarish kerak. Aks holda to'g'ri qaytaradi. Kodimizni formatlaymiz. Endi funksiyamizni ishlatib olishimiz kerak. Console.log prime funksiyasi. Xo'p, masalan, tup son 11 beramiz. True. Endi 20 bersak, bizga false qaytaryapti. Yana bitta tup son berib ko'ramiz. 37 masalan tup son. Control qaytaryapti. Bu birinchi ko'rinishi edi. Ikkinchi funksiyamizni yozamiz. Function ismini prime bo'lsin. Bunga limit degan sharoitni berib olishimiz mumkin. For let number 2 dan boshlaymiz, chunki 2 dan boshlanadi son. Number kichik, kichik limit va number plus plus. Hop, endi bitta boolean turidagi o'zgaruvchi let prime sanam boshida true bo'ladi bu. Endi ikkinchi formimiz yozamiz. For let fakt degan o'zgaruvchi. Bu ham 2dan boshlanadi. Bu faktimiz kichik yoki teng bo'ladi. Nomlardan. Va fakt plus plus. Bu yerda if bilan shart yozamiz. If agarda nomlarimiz bo'linganda faktga qoldiq 0 ga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, prime o'zgaruvchimizni false ga teng qo'yamiz va break qilib dasturni to'xtatamiz. Agar break kalit so'zi beriladigan bo'lsa, berilgan shart bajarilganda dasturni shu joyda to'xtatadi, keyingi qismiga o'tmaydi. Undan keyin bitta shart tekshiramiz. Agar prime o'zi bo'lsa, agar true bo'lsa, console.log'ga bizga namlarni chiqarib berish kerak. Buni ham formatlab olamiz. Endi funksiyamizni ishlatib olamiz. Prime masalan 19 berib saqlab console'da ko'ramiz. Bu yerda hech narsa chiqmadi. Dasturimizga qaytib qayerda xatolik borligini tekshiramiz.
Mavet şimdi teng limit bu. Yani bir de teng belgisi bu mıydı? Teng olmasa hiç nasıl çıkmıydı? Yani sağla başka teng göre diyen olsa yani 19 geçe bulgen berçe tüp sonlarını çıkarıp verdi bizi ya. Yani şunu 50 deyip koyamaz. 50 geçe bulgen bana berçe tüp sonlarını çıkarıp verdi. Bana bu usulümüz birinci usulüydü. Şimdi 3 de şart bacarıp bitti for loop yordamıda işleşmemiz mümkün. Bana bu funksiyamız ise şartımız bitti buladı. Lakin 2 tane for, içime iç for da işleşmemiz doğru geladı. Eğer 2 tane for, içime iç forlarda çalka işletken olat bulsa bana bu olat da işletken yaşa. Eğer bana bu usulünü işletişi özenince kolay. Şu usulünü işletken yaşa. İtibarınız için rahmet. Salamat olayım.